Hoş geldiniz sevgili seyirciler. 24 Spor gecesiyle birlikteyiz. Yine dop dolu bir gündemle karşınızdayız. Her gece olduğu gibi 24 Spor gecesi stüdyosunda Gökhan Tinç'le birlikteyiz. Bu dop dolu gündemi Gökhan'la birlikte masaya yatıracağız ve ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk. Beşiktaş'la başlıyoruz. Bir alkış efekti falan var mı ya? Radyodaki gibi olabiliyor mu? Var mı öyle bir alkış efekti falan? Kıyamet kopsun burada, kızılca kıyamet. Lider Beşiktaş'la başlıyoruz. Ne güzel söyledin ya. Peki önce bir fikstüre bakalım mı? Hafta sonu hangi maçlar oynanacak? Ne oldu, transfer yok mu? Var, olmaz mı? Çok var. Fikstürle mi başlıyoruz? Transfer yok mu diye. Bilmiyorum ki. Kulüpler yaparsa biz de duyuracağız. Evet sevgili seyirciler, 19. haftanın programı geliyor ekranlarınıza. Saat 16'da bugün Çaykur Rizespor'la Karabükspor Rize'de karşı karşıya gelecek. Saat 19'da iki karşılaşma var. Antalyaspor, Alanyaspor, Galatasaray, Akhisar Belediye. Pazar günü Gençler Birliği Osmanlıspor'la saat 13.30'da karşı karşıya gelecek. Pazar gününün açılış karşılaşması bu maç. Saat 13'te 15'te Başakşehir Bursaspor karşılaşması var. Saat 16'da Trabzonspor Gaziantepspor, saat 19'da Kayserispor Fenerbahçe maçı oynanacak. Haftanın kapanış karşılaşmaları ise pazartesi günü saat 20'de Adanaspor'la Kasımpaşa, Beşiktaş'la Atiker Konyaspor arasında oynanacak. Sevgili seyirciler, haftanın programı bu şekilde. Lider Beşiktaş'la başlıyoruz. Yani monitör hem uzak hem Sinan önünden geçiyor. Çok eğlenceliydi. Ama yani bir şey söyleyeceğim. 8 tane kameraman var tabii. Oradan oraya geçerken az önce yayın bitti biliyorsun, haber bülteni. Oradan görev değişikliği. Niye sanıyorsun abi insanlar? Onlar da görev yapıyorlar çocuklar yani. Trabzonspor nihayet veda ediyor bu arada. Avni Aker'e biliyorsun. Evet. 68. vedada ama son bu. Bu son yani. Nihayet veda ediyor. Daha doğrusu nihayet veda ediyor derken nihayet yeni stadına kavuşuyor. Yani yayına girmeden önce Trabzonspor yetkililerle konuş. İnanılmaz bir bilet satışı gerçekleşmiş. Dolayısıyla yani hali hazırda az kalmış biletler. Trabzonspor taraftarlarına söyleyelim. Onları da tüketsinler tamamen. Hem full veda etsin hem de yeni statta da full şey olsun. Ömer Barlas'tan mesaj gelmiş. Programın başını kaçırmışız, Beşiktaş'a geçilmiş demiş. Ömer Barlas sen her zaman bize tweet at kardeşim. Gerçekten her zaman tweet at. Yani bu iğrenç kötü esprileri sebebiyle Haluk'tan bir üşüyoruz. Seninle bir ısınıyoruz kardeşim. Bu arada Ömer Barlas'a teşekkür ediyoruz. Emanetini aldık. Teşekkür Emanet ediyoruz. Emanet mi? Kocaman bir koli göndermiş abi. Evet, Kocaeli'de ne varsa, evet, Kocaeli'de üretilen ne varsa, yollamış. Tatlı adına üretilen ne varsa hepsini almış bir koliye koymuş. Hala daha içeride duruyor yani. Bir kez teşekkür daha ederiz kardeşim. Teşekkür ederiz kardeşim. Zahmetler olmuş sana. Kesene'de bereket Mehmet Ekici'den olsun. Sorumlu devlet bakanımız Gökhan abiye saygılar, lider Beşiktaş demiş. Yok bir daha konuşmuyorum. Ben Mehmet Ekici ile ilgili ekstra bir gelişme olmadı olana kadar konuşmayacağım abi. Ferhat demiş ki Selam abi Cizre'den iyi yayınlar. Polisiz gece mesaisi sizi izlemeden geçilmiyor demiş. Cizre'de mi? Geçmiyor demiş. Evet. Cizre'de mi? Buradan saygılar sevgiler iletelim. Cizre'de görev yapan bütün polis arkadaşlarımıza. Ülkenin dört bir yanında yani dört bir yanından en azından şu arkadaşımız vasıtasıyla Ferhat'ın vesile nezdinde oldu. Ferhat'ın vesilesiyle bütün arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Zor günler, zor saatler. Sizler orada iyi çalıştığınız için bizler de burada rahat rahat uyuyoruz arkadaşlar. Mehmet Cemal Aslan. Vay Beşiktaş'la başlıyorsunuz. Tebrikler demiş. Evet ya büyük şaşkınlık yaşıyorum. Şu an nasıl ya nereden konuya gireceğimi şaşırmış durumdayım yani. Hüseyin demiş ki iyi yayınlar Dembaba Beşiktaş'ta başarılı olur mu? Uzun bir sakatlık geçirdi. Fizik olarak eksik olur mu? Demiş. Önce seyircilerimizin sorularıyla başlayalım. Demba'nın başarılı olmasını ben hiçbir şekilde beklemiyorum. Çok uzun zamandır ve önemli bir sakatlıktan çıktı. Kaldı ki daha %100 Beşiktaş'ta da diyemeyiz. Eğer ki Beşiktaş'a transferi gerçekleşirse en iyi ihtimalle Mart ayının ilk haftası oynayacak gibi gözüküyor. Ama Demba'nın geçtiğimiz sezon, Beşiktaş'taki son sezonunda son 10 maçta ne yaptığına iyi bakması lazım Beşiktaşların. Evet büyük sevgilisiydi Beşiktaş taraftarının ama vermiş olduğu katkı da son 10 haftada oldukça düşüktü. Ben hani sakatlıktan çıkan bir Demba'nın çok da faydalı olacağını düşünmüyorum. Alişen, eşimle birlikte sizi seyrediyoruz. Önümüzde zeytinyağlı yaprak sarması demiş. Yani bu saatte yani biraz gerçekten geç ama. Ben rejim yapıyorum. Abinin adı ne? Alişen. Alişen abi gerçekten hiç yakışmadı bu ya. Ayıp yani. Ben burada rejim yapıyorum. Şu saatte ölüyorum açlıktan yani. Yaprak sarması. Allah bilir yenge de ne güzel sarmıştır onu. Parmak gibi böyle Hasan, küçük küçük. Hasan Dübüş abi mesaj attı. Hasan abi yok ben konuşmuyorum. Okuma abi. Ayrıntı var. Okuma abi Hasan Dübüş'ün mesajını. Haluk ben de emanetini göndereyim siz gelmediniz demiş. Yani gelseydiniz emanetiniz hazırdı demiş. Bir dakika emanetini diyor ama bak emanetinizi demiyor. Hasan abi
Bak, buluşacağız. Gökhan'a selam demiş ama yani. Varsa bir emanet, senin emanetin. Bilmiyorum artık Hasan abi. Bekliyoruz emanetleri. Mustafa, Hasan abi emanetlerle gel burada bir kahve içelim abi. Mustafa İzzet Ersoy. Aa hayret, Mehmet Tekici konuşulmayacak mı bu gece? İnanılmaz, dişimi kıracağım demiş. Snyder'in bağlama çalmasını konuşacağız arkadaşlar. Of, ne özel bir hazırlığımız var onun için. Ne çal? Özel bir hazırlık mı? Ne yapıyor? Snyder mi girecek şuradan? Bahadır Blue falan attı ya, o yüzden öyle diyorum. Peki, Beşiktaş yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, benim çok sevdiğim bir isim. Tamam abi, herkes biliyor. 24 Spor gecesindeki herkes sizin ailece görüştüğünüzü, Sayın Ürkmezgil'in eşiyle, çocuklarıyla, teyzesiyle, teyzesinin çocuklarıyla, amca çocukları, hepsiyle iyi arkadaş olduğunuzu biliyor. O girizgahı geç, direkt açıklamaya gir. Bu kadar direkt açıklamaya yani. Girelim. Ver abicim her zamanki gibi yine olayı manipüle etmeyi başardım. Yok, manipüle etmiyorum abi. Sen Sayın Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş yöneticisi diyor ki hiçbir şey... Nereye dediğimi de söyle ama. Radyo Spor'a söylemiş. Tamam, Radyo Spor'a söylemiş. Kime söylemiş, isim var mı? Onu da söyleyelim. Kusura bakmasın arkadaşımız. Ben Radyo Spor'a söylediğini de senden duydum şimdi. Yani ben Radyo Spor diye okudum da. Ben Özgür'e mi acaba bilmiyorum ama. Hiçbir şey kesin değil. Transfer bu. Son anda her şey değişebiliyor. %100 Dembaba geldi diyemeyiz. Beşiktaş santraforsuz değil ki zaten. Para pul olarak çok doğru şartlarda alındığından için olmasın ki. Ayrılmasını düşündüğümüz birkaç isim var. Rodolfo mesela çok randıman veremiyor. Gitmek için en müsait o gözüküyor. Ülkesine de gidebilir. Süper Lig'e de gidebilir. Son anda şekillenecek her şey. Ersun Yanal'ın Tolgay Aslan'ı beğenmesi normal. Tolgay ile ilgili transfer konuşulduğunu duymadım. Düşünüldüğünü bile zannetmiyorum. Böyle bir şey nereden çıktı anlamıyorum. Yani Sayın Ürkmezgil'in, Beşiktaş yöneticisi Ahmet Ürkmezgil'in açıklamaları böyle. Ahmet abinin açıklamaları son derece güzel. De ben bir açıklamada bulunayım da şu Yeni Malatya Spor'un Vodafone Arena'yı kullanacağına ilişkin varyansını ediyorlar. Sosyal medyada çatlamış patlamış herkes. Malatya Galatasaray ilişkisi. Biz niye Yeni Malatya'ya veriyoruz stadımızı falan diye. Beşiktaş taraftarının gönlü içi rahat olsun. Yayına girmeden önce bir Beşiktaşlı yöneticiyle konuştum. Ne onlardan bir talep var ne de bizim vermek gibi bir talep, bir arzumuz var. Bize zamanında su bile vermediler. Güzel oldu. Sen de su vermediler. Onun için bana hatırlatmada bulundun. Güzel oldu. Yakalanmış oldun ekrana. Neyse, Yeni Malatya Spor'un böyle bir talebinin olmadığı, talep olsa da böyle bir karşılık bulamayacağını söyledi. Hani hiçbir şekilde bize zamanında kimse su vermiyordu dedi Beşiktaşlı yönetici. Dolayısıyla böyle bir talebin olmadığını söyleyebiliriz. Sen su deyince ben de çağrışım yaptı. Biraz içeyim dedim. Tamam abi, geçti bitti. Arada kaynattım ben. Hiç kör göze parmak şunu yapmana gerek yok. Altını bir kez daha çizelim. Çünkü böyle bir Beşiktaş taraftarı arasında da niye biz stadımızı Yeni Malatya'ya veriyoruz gibi böyle bir tartışma olmuştu. Bir kez daha ben kaçırdığım için o arada su filan. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bir Beşiktaş yönetici diyor ki biz kesinlikle stadımızı kimseye vermiyoruz. Bize de böyle bir talep gelmedi diyor. Yani kim ortaya attı bilmiyorum bu meseleyi. Bir sosyal medyada yine bir yalan üzerinden bir tartışma döndü galiba, değil mi? Ya yalan mı bilmiyorum. Bir yerden şimdi haberi yapan arkadaşlara da yalancı demeyelim yani. Muhtemelen birilerinden duymuşlardır. Ama benim konuştuğum yönetici herhangi bir talep olmadığını ve başka bir takıma da stadı vermek gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi. Dolayısıyla buradan da Beşiktaş taraftarının gönlü rahat olsun diyeyim. Ne demekse yani, hani ne olur abi Malatya oynasa Vodafone Arena'da, bilmiyorum yani. Hayır, şimdi bir stadı ya kaldırıyor mu kaldırmıyor mu? Hani neyi? Suni çim, hibrit çim. Yani bir stadda ne kadar çok oynarsan zemin o kadar zarar görüyor ya. Bir de Beşiktaş taraftarı bize kimse sahip çıkmadı diyor. Evet, o yüzden bak, yönetici de aynısını söylüyor. Bize kimse bir su bile vermediler diyor. Bize kimse stadını vermedi, biz niye verelim diyor. Dembaba, Ahmet Bey demiş ki hiçbir şey kesin değil. Transfer bu, son anda her şey değişebilir. %100 diyemem demiş. Ya şu anda Dembaba Beşiktaş yönetiminden haber bekliyor. Beşiktaş yönetiminin vereceği karar doğrultusunda hareket edecek. Pazartesi günü de İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek diyorlar. Ama ben açıkçası pazartesi ayın kaçı oluyor Haluk? Pazartesi ayın 30'u mu 31'i mi? 30'u. 30'u mu oluyor? Salı bitiyor galiba transfer. Yani, salı gecesi 12'de. Bilmiyorum. Yani ben çok mantıklı görmüyorum. Amerika'dan gelecek falan böyle, ne bileyim. Ya gerçi Dembaba zaten takımın, yani takıma gelse de çok büyük bir yani gelse ne olur gelmese ne olur kıvamındayım ben şu an. Ya çok büyük bir katkısının olacağını düşünmüyorum. Hemen oynamayacak olduğu için söylüyorum bunu. Yoksa hemen oynayabilecek seviyede olsa katkısı olabilir. En azından çok iyi bir alternatiftir Dembaba. Ve bedava. Hem kendi ücreti ödenmiyor hem de kiralama ücreti ödenmeyecek. Ya o ya Traore olacak gibi bir takım iddialar var. Laciana Traore.
Spartak Moskova'nın oyuncusu. Kiralık olarak orada oynuyor. Aslında Monaco'nun oyuncusu. Menajerinden bir açıklama var. Dilersen onu da Beşiktaşlı taraftarlara, seyircilerimize bildirelim, anlatalım. Menajerse çok ciddi almamak lazım teklifler, ama sen ver. Ama şimdi menajer de artık transferin son günleri geldi ya Gökhan. Bir noktaya gelmese kolay kolay açıklama yapmaz. Ya bir kere bak şimdi bak ne demiş? Teklifler var. 3-4 kulüp istiyor. Beşiktaş da bunlardan birisi. Bir istek geldiği doğru ve bunu saklamayacağım. Zira bana ciddi öneriler de geldi bize. Kardeşim yani 3-4 kulübün olduğu bir yerde Beşiktaş'ın başkanı Fikret Orman olduğu için söylüyorum. Öyle 3-4 kulüple yarışa girecek. En fazla parayı veren alır falan filan. O yarışın içerisine ben Fikret Orman'ın gireceğini düşünmüyorum. Traore'de ben bilmiyorum, tanımıyorum, izlemedim çocuğu. Ama dişi, uzun boylu, uzun boylu ve pivot santrofor olduğunu biliyorum. İzlemedim bile. 2 metre küsür, 2.3 galiba. Ne yapacaksın abi 2.02? Şenol Güneş'in istediği takımı. Oyuncu tarifine uyuyor biraz sanki. Ya pivot uyuyor da şimdi ne bileyim abi, bana çok mantıklı gelmiyor yani. 2.02'lik oyuncu mu olur abi? Yüksel Baş demiş ki haftaya... Neden Spartak Moskova'da mesela? Haftaya lider Başakşehir olursa ilk programı Başakşehir'le açarsınız artık demiş. Tabii ki açarız, seve seve. Niye abi? Bundan önce Başakşehir liderdi, Başakşehir'le mi açtık? Hayır, girişi şöyle yaptık yani, lider Beşiktaş'la açıyoruz. Hani önümüzdeki haftada Başakşehir lider olursa pazartesi programı Başakşehir'le açıyoruz. Senin programı açılışın sebebiyle ben niye bir bedel ödüyorum? Ben ödeyeceğim. Bir bedel mi ödüyoruz? Evet, yani? Başakşehir lider olunca biz Başakşehir'le programı açınca bedel mi ödüyoruz? Açmadın ki hiç, açacaksın açtık, diye söylüyorum. Açtık, daha önce de açtık Başakşehir'i. Başakşehir'le nerede açtık? Evet çok açtık, lider dedik, önce Başakşehir'i konuşalım dedik. Abdullah Avcı her falan pazartesi konuştu. Evet. Pardon, Abdullah Avcı konuştu. Böyle beni, bak zaten zorlanıyorum konuşmakta. Çok da benim üstüme gelmezsen sevinirim. Osmanlı, Başakşehir ve Konya hariç Vodafone Arena'yı hiç kimse kullanamaz demiş bir izleyicimiz. Taraftarım böyle bir tabii. Onlar Beşiktaş'a stadı olmadığı zaman yakınlık gösteren kulüpler. Stadlarını kullandıran kulüpler. Dolayısıyla Beşiktaş taraftarının böyle düşünmesi son derece normal. Peki Erkan demiş ki abi yeterince konuştunuz Beşiktaş'ı Galatasaray'ı. Beşiktaş'ı neyi konuştuk abi? Atiba'yı konuşmadık daha. Atiba'nın alternatiflerini konuşmadık. Atiba sakatlandı. Ne yapacak Beşiktaş? Peki. Yine bir pazartesi maçı. Konya Spor'la acaba 3-3 yapabilecek mi? Zor bir maç. Onu söyleyelim. İçeride oynuyor. Beşiktaş'ın içeride oynadığı maçlar için çok yani rakip kim olursa olsun. Tabii ki rakibe saygı duyacağız ama rakip kim olursa olsun Beşiktaş adına. Yani Beşiktaş'tan ziyade ne eksik olursa olsun. Vodafone Arena'ya gelecek takım adına son derece sıkıntılı bir deplasman. Ve Beşiktaş taraftarının önünde de maç kaybetmiyor. Ya bunu unutmamak lazım. Yani taraftarın gücünü de arkasına alacak. Ben burada Atiba sakatlanmadan önce söyleyecektim ama bir türlü fırsatım olmamıştı. Beşiktaş yönetiminin acilen Atiba'ya bir alternatif düşünmesi lazım. Yani bu Gökhan İnler olmuyor. Veli gelecek olmaz. Tolgay olur olmaz. Olmaz. Yani Atiba'nın istatistiklerine sahip olacak bir oyuncuyu mutlaka arıyordur da hani bir an önce bulup onu takıma kazandırmak zorunda. Ben sakatlandığı için söylemiyorum ama şu anda en önemli eksiklik Atiba. Hani Atiba'sız Beşiktaş ne zaman oynadı en son hatırlamıyorum. Alternatif olmayan tek futbolcu, ben de katılıyorum sana. Yani kim sakatlanmasın desen ilk Beşiktaş taraftarının söyleyeceği oyuncu Atiba olur. Aynen. Hepsinin alternatifi var. Yani Atiba'nın da var da tabii, kimler var bakalım bir alternatif yok. Mesela Gökhan İnler. Çözüm alternatif. Olur mu? Necip. Olabilir. Bunlar hepsi bir çözüm. Veli döndü. Yani şu kısa vadede bence Veli ile olmaz da. Yani yakın zamanda olmaz maç eksiği sebebiyle. Peki ama Oğuzhan, Gökhan İnler mesela... Tolgay, mesela Oğuzhan, Tolgay, Atiba. Şey, Talişka. Çok yumuşak olur. Beşiktaş'ın çok alternatifi var orada. Çok yumuşak alternatif olur. Çok Gökhan ama şu var. Yani bir başka verim. Atiba yok. Verim, Atiba verim. Çünkü çok enteresan bir oyuncu. Yani... bakıyorsun %90 küsür pas isabetiyle oynuyor, pas arasına bakıyorsun, istatistikleri çok güçlü, takımın savunmasına özellikle çok büyük bir katkı sağlıyor. Yani kaptığı topla Beşiktaş'ı hızlı hücuma çıkartabiliyor. Soralım mı Atiba'nın kadar... alternatifini kim olarak görmek istiyorsunuz diye? Yoksa Beşiktaş bitti mi? Yok var abi. Böyle, kusura bakmayın ya. Ay Beşiktaş Konya maçını da konuşacağız ayrıntılı bir şekilde. Soralım Atiba'nın yokluğunda sizce kim oynasın diye sorsun arkadaşlarımız. Yazsınlar. Soralım size de soralım. Yazı da birazdan KJ olarak ekrana gelir sevgili seyirciler. Atiba'nın cezası sebebiyle Beşiktaş'ta sizce orta sahada Oğuzhan'ın yanında kim oynamalı mı diyelim? Atiba'nın yerinde ceza kim oynamalı? Dedim, özür diliyorum sakat. Atiba'nın yerinde Atiba'nın sizce yerinde kim oynamalı? Evet. Evet yazdık. Atiba'nın yokluğunda sizce kim oynasın? 24 Spor Gecesi soruyor. Aa, süper. Sevgili seyircilerimizin yanıtları gelene kadar Gökhan...
Biz konu değiştirelim. Özkan Şimşek demiş ki Necip girer dertler biter demiş. Evet abi, benim evlat girer dertler biter. Atiba'nın açığı bir futbolcuyla dolmuyor demiş Ümit Tüzen. Çok doğru. Çok doğru. Ali Ünal en son Gençler Birliği maçında yoktu, puan kaybettik. Ben hatırlamıyordum, iyi bir hatırlatma oldu. Evet, doğru söylüyorsun. Yılmaz demiş ki Haluk abi Beşiktaş Şenol Hoca ile şampiyon olamaz çünkü korkak oynatıyor demiş. Geçen sene benle mi oldu? Yani kimle oldu Beşiktaş geçen sene şampiyon? Ya Şenol Hoca korkak oynatıyor derken Şenol Hoca aslında ligde arkadaşın söylediği gibi çekingen oynatmıyor Beşiktaş'ı ama Şampiyonlar Ligi'nde maalesef o korkak futbolu tercih etmesi sebebiyle Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne devam edemiyor. Tabii ki hakemin de katkısı var ama. Atiba'nın oğlu oynamalı demiş bir izleyicimiz. Daha çok küçük ya. Gökhan İnler olmalı demiş Necip Aslan. Sana da Almanya'dan selamlar söylemiş. Almanya'ya selam olsun. Fiil gülük diyeyim Almanya'ya. Hüseyin Cem demiş ki iyi yayınlar, Beşiktaş'ta Caner Erkin topla çalışmalara başlamış, sizce ne zaman sahalara geri döner demiş. Yani o büyük ihtimalle sezonu tamamlar bence, yani sezon boyunca oynayamaz. Topla çalışmalara başlamış derken ele alıp da öyle çift kale maçta falan oynamıyor yani, ayak içi pas çalışmalarına başladı evet. Önemli bir güç kaybı var o bacağında, dolayısıyla o güç kaybını toparlaması lazım Caner'in. Ben sezon sonuna kadar Caner'in ilk 11'de forma giyebilecek performansa ulaşabileceğini düşünmüyorum. Aktan Tutar kesinlikle Gökhan İnler oynamalı demiş. Mehmet Çakır Veli Kavlak oynasın bence abi demiş. Veli henüz daha şey kupa maçında oynadı ama kupa maçındaki performansına baktığımızda ligdeki o sert mücadeleyi kaldırabilecek eforu sergileyebilir mi bilmiyorum. Benim için Veli Kavlak değil. Bana göre de en doğru tercih Necip geliyor. İnler. Gökhan İnler daha ağırlıklı. Mehmet Cemal de Gökhan İnler demiş. Cüneyt Kökalan soruyor. 24 gece soruyor demiş. O da öyle cevap vermiş. Gökhan İnler. Tolga Yaslan varken başka oyuncu mu arıyorsunuz demiş Erkan. Çok yumuşak olur Tolga ile başlarsa. Erkan Yücebel yani çok yumuşak Gökhan olur. İnler oynasın demiş. Oğuzhan Atiba'nın yokluğu Okan Suat Emre üçlüsüyle kapanır anca demiş. Yani hemen hemen o üç oyuncunun performansının kadar performans gösteriyor diyebiliriz yani. Ama o kadar katkısı büyük Atiba'nın. Gökhan İnler oynayacak herhalde. Ya Tolga Yaslan ya Gökhan İnler. Ama en yakın Necip'i isim... benim evladı niye attın? Yok Gökhan o şöyle... Necip hamle oyuncusu olarak kalır. Necip girer senin, dertler biter. Senin meşhurun ya o. Tabii Necip girer dertler biter. Sarven Tolga Yaslan demiş. Seyfullah çok... demiş ki iyi yayınlar, kimse bir Atiba tadı vermez demiş. Çok doğru. Tamam abi anladık. Yani hemen hemen Atiba... Furkan demiş ki Atiba çok önemli bir oyuncu ama Gökhan İnler gibi bir futbolcu var abi. Sizi çok seviyorum. İsmimi söylerseniz sevinirim demiş. Onu sonra yazmış ama söylemiştik zaten. Söyle ben duymadım. Bir daha söyle çocuğun ismini. Furkan. Kaç? Furkan. Bu arada Erdem kardeşim bizi izliyor. Atiba'nın arkadaşı. Erdem kardeşime selam olsun. Taksim'de talimhane civarında bir yerlerde şu an. Erdem kardeşim selam olsun. Seviyoruz seni. Ayhan Demirbaş Gökhan Dinç oynasın demiş. Keşke. Peki, keşke oynayabilecek kadar hazır olsam yani. Beşiktaş Konyaspor maçı az önce konuştuk. Vodafone Arena'da evet. Oynuyor ama ligin kalburüstü takımlarından bir tanesi. Atiker Konyaspor. Aykut Kocaman'la geçen sene özellikle müthiş bir çıkış yakalamışlardı. Bu sene de aslında o istikrarını sürdürüyor. İyi bir takım, kaliteli bir takım. Belli yaratıcılık eksiklikleri var. Evet. Yani skora dönük, hücuma dönük bir takım sıkıntıları var ama takım savunması, bir antrenör takımı Konyaspor. Bu sebeple zorlanır mı Beşiktaş sence? Ben Beşiktaş'ın dediğim gibi az önce söyledim, Vodafone Arena'da itici bir gücü var, taraftar gücü. O taraftar gücüyle Konyaspor'un engelini aşabilmesini bekliyorum. Benim için sürpriz olur puan kaybı Beşiktaş adına. İçeride oynayacağı her maçta Beşiktaş'ın puan kaybı benim için sürpriz olur. Konyaspor maçı da bunlardan bir tanesi. Konyaspor tabii ki çok evet disiplin, 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmuyorlar. Ve çok güzel bir şey söyledin. Antrenör takımı. Aykut Hoca'nın takımı oldu artık. Dolayısıyla o disiplinden hiç uzaklaşmayacaklardır. Ama bütün eksiklerine rağmen kaldı ki Atiba ve Ömer de yok. Abu Bakar işte hani oyuncu. Hani diyorduk ya biz. Affedersiniz. Kadro rotasyonu en derin takım Beşiktaş diyorduk ya. Bakıyoruz mesela Ömer Şişmanoğlu da bir rotasyon oyuncusu. Ama o da sakat. Dolayısıyla Abu Bakar mini takımda. Hafiften bir... Sana böyle bir gölge çöktü. Saat 12. Ya gidin 20, mi diyor. 12:20 geçiyor ya. Gidin mi diyor. Hani restoranlarda olur ya hesap gelmeden önce ışıklar hani yavaş kalkın yavaş. Kalkın artık filan diyor. Eğer öyle bir şey varsa İl Bey. İl Bey varsa rahatsızlık gidelim biz yani. Değerli izleyiciler gitmemizi istiyor musunuz bilmiyorum ama. Ben de Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında Vodafone Arena stadında favori. Evet favori ama kolay maç olmayacak. Zaten bundan sonra ligde hiçbir kolay maç yok. Çünkü
Konyaspor da hedefleri olan bir takım. Beşiktaş'ın da hedefi var. Peki Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Beşiktaş'ın en önemli avantajını da söyleyeyim, ondan sonra peki, pazartesi oynuyor olması. Ya hep bir ironi yapıyorsun. Yok, niye? Pazartesi 2'de 2 yaptı Beşiktaş. Bu da 3. maç. Bu sezon daha oynayacak bir de. UEFA Kupası'na devam ederse yoluna. Daha da pazartesileri oynayacak. Pazartesi oynamaya alıştı. Deplasmanda pazartesi oynamak bir avantaj da içeride pazartesi oynamak Vodafone Arena stadını göreceğiz. Tamam, görürsün saat yani 20'de yine, Vodafone Arena stadını. Yine eğer Beşiktaş taraftarı tıklım tıklım doldurursa stadı, o zaman pazartesinin pazardan bir farkı kalmıyor. Şimdi bak Gökhan, taraftarın tribüne zaten gelmesi. Zaten oradaki mesele taraftar, Sayın Aziz Yıldırım'ın bir de maç kaybediyoruz diyordu abi. Şimdi maç gelmiyor, taraftar gelmiyor diyordu da. Tamam, ama bir de maç kaybediyordu Fenerbahçe. Puan kaybediyordu daha doğrusu. Ama şu var, büyük takımsan taraftarın olsa da olmasa da tabii ki taraftar çok önemli. Ne kadar önemli olduğunu Fenerbahçe Galatasaray Euroleague maçında gördük. Taraftar aldı maçı, basketbol maçını. Oyuncular falan almadı. Oyuncuları o hale getiren de tribündeki taraftardı. Volkan hariç. Volkan Demirel hariç. Bu arada Fenerbahçe taraftarı tarafından da bir fotoğraf paylaşıldı. Orada da bir kez daha konuşacağız onu ilerleyen dakikalarda. Daha önce Abdi İpekçi Spor Salonu'nda da skorboarda Galatasaray taraftarı ya Galatasaray kulübü ya da kimse Volkan Demirel'in söylediğine yakın bir takım sloganlar paylaşmış. Ya zaten ben dün sadece Volkan Demirel değil ki. Ben sen mesela orada Arzu mesela Snyder'le gelmişti dün. Tek Snyder taraflı olmasın diye söyledim. Tamam, Snyder'le ilgili gelmişti. Snyder'le ilgili geldiğinden dolayı ben onu söyledim. Yani Snyder'in ki ne olur abi ağlama Fener. Fener ağlama. Ama Volkan'ın ki buradan söyleyemiyoruz abi. Peki. Tamam mı Beşiktaş? Tamam abi herhalde, ne bileyim. Gökhan Töre. Ya bir şey söyleyeceğim bak, Gökhan Töre'yi gördüm dönümde. Ya ben neden korkuyorum biliyor musun? Herkes giden herkes geri geliyor ya. Acaba Bilic de gelir mi diye korkuyorum ben. Bilic gelirse kabus olur. Bilic gelmez herhalde. Her giden geliyor abi. Her giden geldi. Güzel ya. Çok güzelmiş. Bilic de gelir mi? Gelmez. Gelmesin abi zaten. Gerçi öğrendi burada. Gitti orada master yaptı. Tekrar geri gelecek. Fikret Orman'ın yerinde olsam Şenol Hoca ölene kadar Beşiktaş'ta sözleşme imzalsın. Abartma abi. 10 sene sözleşme imzalsın Şenol Güneş'le. Niye? Çok başarılı çünkü. Neden? Sadece şampiyonluk çok başarılı olmaz. Çok başarılı evet ama çok başarılı demek gruptan başka bir şey. Gruptan son maçta çıkamadı Gökhan bir hakem katliamıyla. Şampiyonlar Ligi'nde kendi bir üstüne kendi oyun çıkıyor. Tercihleriyle de. Şimdi başa yani dönüşürmemiz. Şenol Hoca geldiğindeki Beşiktaş'la şu anki Beşiktaş arasındaki fark inanılmaz büyük bence. Bence Şenol Hoca Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden bir tanesi. Ki hatta yani Fatih Terim mi, Şenol Güneş mi? Elbette Fatih Hoca'nın kariyer olarak başarıları çok daha fazla ama Şenol Hoca'nın da yetiştirdiği oyuncu bazında Türk futboluna çok büyük katkı iyileştirdiği, yetiştirdiği ve iyileştirdiği. Yani aynen. Selçuk ve Burak'ı tekrardan hayata kazandıran adamdır yani. Demba'yı öyle. Daha Demba'yı değil de Mario Gomez'i bile sistemi. Selçuk'u aldı. Yeniden hayata döndürdü. Onun döneminde inanılmaz oynadı. Burak Yılmaz inanılmaz oynadı. Mario Gomez ölmüştü. Mario Gomez bitmişti. Oynayamıyordu. Bambaşka bir oyuncu yapıp Alman bir takımına geri gönderdi. Ya oyuncuların bireysel anlamda bambaşka bir oyuncu üzerine yaptı derken yeteneği elbette vardı. Benim sesimde vardı bir şey var. Gomez'in. Ben sesimi yükseltemiyorum. Nazara geldik galiba. Tonajını yükseltemiyorum. Genelde memnun ama izleyicilerimiz o konuda. Öyle mi? Ama şöyle diyorlar. Beşiktaş konuşulduğu için ses yükselmiyor. Galatasaray'a geçince nasıl yükselecek? Var diyorlar mı Levent Bey'le ilgili bir şey bu gece? Bugün Levent ben Bey. Ben sana bir şey bomba söyleyeceğim yalnız. Ne söyleyeceksin? Çok güzel bir haberim var. Levent Bey ile ilgili mi? Yok. Dursun Başkan'la ilgili. Ya. Söyleyeyim mi? Söyleme. Haberi söyleyeyim ama. Söyle peki. Şimdi değil. Yani yeri geldiği zaman söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Hani ben sana Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Girizgahını yapmıştım ya. Fenerbahçe, Rodriginho. Reddedilmiş. Yani Brezilya'dan gelen haberler, gazetecilerden gelen haberler teklifin Corinthians tarafından reddedildiği yönünde. Ne güzel Corinthians diyorsun, bravo. Chians desen güzel olacak. Corinthians. Ben ne dedim? Corinthians. Corinthians mı? Evet, ne var arada bir tane sonunda. Niye o zaman güzel söylüyorsun? Ama diyorsun. Çiğ demiş olman güzel. Corinthians falan diyorlar ya bize. Corinthians. Ya çok güzel ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada hani Fenerbahçe'nin Güney Amerikalı bir oyuncu alacağını söylüyorum. İnsanlar da yayına gelmeden önce sosyal medya üzerinden sordular. Kim bu abi? Arkadaşlar bilsem ismini öğrenir öğrenmez size buradan söyleyeceğim zaten.
Ama ben bir Güney Amerikalı oyuncu olduğunu öğrendim, ismini öğrenemedim. Bu oyuncu olabilir işte. Oyuncu olabilir diyorsun da Haluk'cum bir şey söyleyeceğim. Brezilya'ya iki Fenerbahçe'yi temsilen iki kişinin gittiği konuşuluyor. Mahmut Uslu da bunlardan bir tanesi. Bu arada... Teyit ettin mi sen Mahmut Uslu'yu? Evet. Yani bana söyleyen demek arkadaş... Demek ki oluyor bu transfer. Mahmut ama bir şey söyleyeyim. Dur bir dakika, oluyor gittiyse... deyip insanları gaza getirme. Hayır, bir dakika bir Mahmut şey söyleyeceğim. Mahmut Uslu buradan Brezilya'ya gidiyorsa... Brezilya'ya gidiş geliş ne kadar Gökhan? Yani süre 2500 olan... euro. Ne bileyim ben abi. Ne bileyim ben ne kadar yani. Ne bileyim ben. 2500 euro falandır herhalde. Hayır, saat olarak. İlvey de beğenmiş esprini. Esprin bugün fena değilsin. İki tane iyiydi. İyi miydi? Yani iyiydi. İyi. Teşekkür ederim. Çalışıyorum ben evde bunları. Öyle mi? Tabii. Bunları hep benden öğrendin yalnız, biliyorsun. Serdar Gökalp'e selam olsun. Espri deyince benim aklıma ilk Serdar Gökalp geliyor. Sen değil. Kötü espri deyince sen geliyorsun. Aramızdaki fark söyleyeyim mi? Benim de aklıma Cem Yılmaz geliyor. Yani... Mesela espri, stüdyoda gülen espri, oldu mu? Hayır. Şunu bak 8 kişiyiz. 1, 2, yok 8 değiliz bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi. 8 kişiyiz. Peki, ben biri bu yaptı, espri yapmadım. Kaldı 7. Ben espri yapmadım. Rejide var 10 kişi. Ya 18 kişiden espri yapanı çıkartırsan kalan 17 kişi herkes buz kesti. Senden benim başka. Haluk da hareket espri... şu ama. Hareket. Bir şey söyleyeceğim. Ben de Cem Yılmaz benim geliyor. Benim yaptığım şey espri değildi yalnız. Mizah. Hadi. Hayır. Espri, espri standartlarımızı neden ortaya mizah koymak için söyleyeyim. Sen espri sen deyince Serdar aklıma Gökal, Serdar Gökalp geliyor Gökalp'i dedi. Serdar Gökalp'i hafife alma yalnız. Cem Yılmaz'la mı kıyaslayalım? Sen Serdar Gökalp'i hafife alma kardeşim. Hayır. Espri standartlarımız. Boynuz kulağa geçer seninki bir gün. Serdar, benimki Cem Yılmaz. Yani onu standartı koyayım diye söyledim. Yoksa espri değildi. Sen yani noktayı koy. Boş ver standartı koymayı. Sen noktayı koy. Peki. Rodriguinho 2017'de sözleşmesi bitiyor. Yani 6 ayı var. Aynı Mehmet Ekici durumu gibi. Yani ben durup dururken Mahmut Uslu'nun buradan Brezilya'ya gideceğine ihtimal vermiyorum. Şöyle söyleyeyim, bir de oyuncunun ya belki abi onun dışında bir tane oyuncu için gidip gitmiyordur herhalde. Birkaç tane alternatif oyuncu vardır muhtemelen. Çünkü oyuncunun %50 bonservisi Corinthians'daymış. %50 bonservisi de 5 milyon euroymuş biliyorsun. Ha bir de Brezilya'da geri kalan %50'nin de 13 kişide falan olma ihtimali var. Teyzesinin çocuğu, amca kızı, dayısının bilmem nesi, dedesinin diğer torunu falan ya da ilk eşinden olma çocuğundan falan böyle. Hani 13 kişide falan olunca diğer 50'yi almak kolay olmuyor yani. O yüzden ben o transferin çok gerçekleşebileceğini Ayhan düşündüm. Ayhan Demirtaş demiş ki Haluk Bey espri yapmasın, donduk burada demiş. Evet abi. Benim yaptığım şey espri değildi ya, o yüzden komik gelmiyor insanlara. Espri yapmadım. Ne dedin peki? Espri standartımızı ortaya koydum. Yani sen dedin ki espri ya, deyince ya, benim Haluk, aklıma Serdar geliyor, Haluk, benim de aklıma Cem Yılmaz geliyor yemezler dedin. Yemezler, kimse de yemiyor. Ya o vallahi yüzden... espri değil, böyle espri mi olur ha benim aklıma Cem Yılmaz İşte olmaz geliyor diyoruz biz de zaten, böyle espri olmaz diyoruz, yapma yani. Peki, bakalım artık transferde son 2-3 güne girdik. Yani durup dururken bir kez daha söylüyorum, Mahmut Uslu oralara gidiyorsa yani belki bu isim Rodriguinho değildir ama mutlaka önemli somut bir adım atılmıştır ki Fenerbahçe yöneticileri Brezilya'ya çıkarma yapmıştır diyelim. Takip edeceğiz, artık zaten takip edeceğimizde 1-2 gün kaldı yani pazartesi salı transfer bu işin. Biz buradayken bitiyor mu? Biz yayındayken mi bitiyor transfer? Evet, gece 12'de bitiyor değil mi? 12'de bitiyor. Tamam. Pazartesi değil, salı bitiyor değil mi? Yalnız. Salı gece 12'den sonra. Tamam. Salı geceki programda şov yapacağım. Herkes yapıyor ya. Ben dedim oldu. Ben dedim yaptı. O dedi bilmem. Ya bu arada Levent kardeşimiz var. Sporun dibi. Onu da tebrik etmek lazım. Gerçekten adam ne söylediyse çıkıyor be kardeşim. Mesela bir yerde pastaneden periskop yayını yapıyor ya da video çekiyor. Diyor ki mesela. Nasıl ne söylüyorsa çıkıyor. Ne söylüyorsa çıkıyor. Antalya Spor'un teknik direktörü Rıza Çalınbay olacak. Tamam. Antep'te İbrahim Üzülmez. Esamesi yok. İstatistiğini tuttun mu peki? Yok. Ona ne söyledi dersem son iki günde ne söylediği tuttu. Tamam, yani. Abi çok ama çok ilginç abi. Kimse İbrahim Üzülmez'in istifasını konuşmuyor ki. İbrahim Üzülmez istifa çekildi. Transfer sezonunu Ben Arfa ile açtığımızı hatırlatırım sana. Yani Fenerbahçe Ben Arfa'yı aldı, bitirdi, transfer sona erdi, geliyor falan. Yani kim dedi onu? Nereler? Ya kimin dediğinin bir önemi yok. Yani geldiğimiz noktayı anlatmak için söylüyorum. Abi bak şimdi transferde herkes yanılabilir. Yani Galatasaray'da konuşulanlarla ortaya çıkanlar. Yani Beşiktaş'ta Jackson Martinez. Kim dedi? Mandzukic. Ya konuşmandan bahsediyorum tamam Gökhan. Ha. Yani ben sen söyledin başka birine hedef almak için söylemiyorum. Genel medyada konuşulan transferdeki isimlerden bahsediyorum. Ne kadar büyük hedeflerle başladık. Nerelere geldik? Hep öyle oluyor ya yani Messi geliyor. Yani Messi'den bence sonra... aslında salı günü bunu koymak lazım ortaya.
Yani Galatasaray bir grafik iki yapmak. Tane stoper alıyordu. İşte bak ne yapalım? 8 milyon euro bonservisler veriyordu. Güzel pencere açtın. Bugün iki tane güzel. Aferin, bugün çalışmışsın dersine. Adı geçenler, gerçekleşenler yapalım. Üç büyük kulüp için. Olur mu? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Üç büyük kulüp için. Bağdar'cığım, adı geçenler. Sığdırabilirsen bir sayfaya. Mümkün değil de. Gerçekleşenler. Yani iki, iki. Böyle bir alt alta iki. Tamam. Çünkü yani 10 bir taraf alsa, 10 tane bir taraf alsa 20 isim vardır değil mi hepsinde geçen isim? Tabii. Uf. Neler neler. Ya Ben Arfa bitti geliyor diyorlardı ya. Uçağa bindi diyorlardı ya. Ha bir tane daha şey söyledin. Futbolcu besteleri. O da çok güzel iş. Evet. Güzel. Gekas, Mekas falan filan. Aykut atmıştı değil mi sana baba, onu? Demba, evet. Aykut'un topçusu muydu? Değil. Gekas. Niye Aykut bu kadar ilgileniyor Gekas'tan? Seviyor, o da futbolla ilgileniyor çünkü. Aykut diyoruz. Aykut Yıldırım'ın olduğunu söyleyelim mi? Fenerbahçe söyleyelim, kardeşimizdir. Fenerbahçe Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yine sevk edildi. Son çok... kupa maçı sonrası çirkin ve kötü tezahürattan dolayı. Yani yine bir para cezası alacak. İşte belki o paralarla uyarıyla acaba... belki blok kapatacak yine Türkiye Futbol Federasyonu. Bu arada sen Bilic geri dönüyor diyorsun ya, izleyicilerimiz ya Demirören de geri dönerse Bilic'ten sonra. Of daha o daha garip olurmuş. O daha garip olurmuş. Oraya... Keşke Serdar Bilgili geri dönse be. Sami demiş ki hani Sami, o kadar geriye gidiyorsak. Almanya'dan Sami demiş ki Mandzukic sezondan sonra Beşiktaş'ta, yani sezon sonu Beşiktaş'ta demiş. Tabii olur mutlaka. Mandzukic formaları da hazırlamaya başlamışlardır zaten Beşiktaş kulübü. Yarın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın yarındı değil mi divan kurulu? Yarın toplantısı. Divan kurulu toplantısı var. Divan kurulundan önce yöneticilerle şimdi yerini bilmiyorum ama başka bir yerde divan kurulundan önce toplanacağını öğrendim ben. Ve orada da muhtemelen o divan kurulu toplantısında Trabzonspor Başkanı Sayın Muharrem Usta'nın ikinci transferiyle ilgili yaptığı açıklamalara bir karşılık vermesini bekliyoruz. Bu arada divan kurulunda da o Güney Amerikalı oyuncuyu açıklayabilir Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım. Bunu da söyleyeyim. Nevzat demiş ki dünkü programınızda transfer için daha çok var. Bakalım neler olacak diyorsunuz. Bugün salı günü bitiyor diyorsunuz. Yani, tarihleri biz belirlemiyoruz ki. Yani daha çok var derken. Daha çok varken ne? Yani, transferde 4 günde çok, bazen 4 günde çok, bazen 24 saatte çok. Aynen öyle. Yani bazen yani mesela bazı kulüplerimiz var, oyuncuları transfer ediyorlar ama evraklarını yetiştiremiyorlar falan. Ya bazı kulüplerimiz var mesela, alıyorlar oynatamıyorlar. Alıyorlar oynatamıyorlar falan bazı kulüpler. Ya yani yapıyorlar, böyle şeyler olabiliyor yani. Oluyor. Buna hazırlıklı olmak lazım. Oluyor. Bunlar var insanın. Bunlar tabii hata, insan, yani hata insana tabii mahsus. Hep hakem hata yapacak değil ya abi, biraz Mehmet kulüp... Ekici'yi konuşmayacağız dedik ama yarın Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ekici ile sözleşme imzalandığını açıklayacağı iddiaları var. Yani 3 yıllık sözleşme imzaladık diye bunu kamuoyuna duyuracağı divan kurulunda olabilir. İddialar var. Duydun mu hiç öyle bir şey? Bana da çok mantıksız gelmiyor. Ben Mehmet Ekici'nin bugün de Trabzonspor 500 bin TL'ye yakın bir para cezası vermiş galiba Mehmet Ekici. Mobbing ya bu. Başka bir şey değil. Ya bu arada böyle bir bu arada hani UEFA'ya da şikayette bulunacakmış. Trabzonspor kulübünü şikayet edecekmiş diyorlar. Ben Mehmet Ekici'nin en azından şu an için böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Yani Trabzonspor kulübünü UEFA'ya şikayet etmek gibi bir durum olacağını sanmıyorum. 500 bin TL'lik ne yaptı abi adam? Adam mı öldürdü yani? 500 bin TL ne demek abi? Tratip demiş ki konu Levent Nazifoğlu olmayınca programın enerjisi çok düşük oluyor be abi demiş. Yok, benim şu an sesimle ilgili bir sıkıntı var. Ben anlamadım yani. Hani başlarken iyiydi. Nazara geldik abi yayın öncesi bazı arkadaşların. Cemil Çilek demiş ki Yıldırım Demirören kafaya koydu. Beşiktaş'tan alacağını Fenerbahçe'ye kestiği cezalardan tahsil ediyor. Ha mesela bak, evet olabilir. Ama kendi cebine girmiyor ki. Federasyona ne kadardı abi geçen? 860 mı? 406 idi galiba ya. 400 değil abi, 800 biliyorum 806 ya. Dur ben sana notlarıma bak. İyi ki çalışıyorum ben ha. Ben sana bir söyleyeyim mi? Yani inanılmaz. Yalnız yazmamışım mı? Bombaya bak. İyi ki çalışıyorum dedim de. Yazmamışım vallahi. Bir Bahadır bakar ona, söyler. Bahadır kesin bakar, kesin söyler yayın sonuna kadar. Sanki 800 mü? 800'ü de abi, 800 de 6 mı, 860 mı onu anlamadım. 500 bin TL cezaya ne diyorsun son olarak? Arzu da sormuş. 500 bin TL mi? Ceza. Ya şöyle söyleyeyim, 500 bin TL çok bir ceza. Onu, o cezayı hak edecek diye bir şey yapmadı. Yani sonuç itibariyle anlaştığı bir kulüp var. Hani bir söz verdiyse Fenerbahçe'ye verdiği bir söz var Ekici'nin. O sözün de arkasında duruyor şu ana kadar. Peki. Fenerbahçe'ye de son noktayı koyuyoruz.
Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray yarın. Ha bu arada Fenerbahçe ile ilgili mesela Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamaları hiç konuşmadık. Bu bak aldık gündemimizde var. Hayır, Fenerbahçe yönü bence Fenerbahçe kısmında konuşmak daha mantıklı geliyor da tamam. Çünkü Sayın Bakan'ın açıklamalarının bence hedefindeki isim Aziz Yıldırım da o yüzden. Peki Sayın Bakan'ın Akif Çağatay Kılıç'ın dün konuşamamıştık sevgili seyirciler. Programa sığamamıştık. O sebeple bugüne sarktı. Kendisinin açıklamalarını ekrana getiriyoruz. Hiçbir yönetici kendini bağlayan kuralların dışına çıkma hakkına sahip değildir. Çıkana olursa bunları da görüşüleceği ve yapılacak isimler konusunda kurallar bellidir. İşlemler konusunda kurallar bellidir. Süper Lig kulüpleriyle yaptığımız toplantılarda hep konuşuyoruz bunları. Zaten hepsi bu noktada kalırsınız diyorlar ama şu kamera var ya o ilginç bir etki yapıyor galiba. Bazen dilinizi ısırmak zorundasınız. Her şeyi söyleyemezsiniz. Herkes çıkıp her konuda konuşamaz diyor Sayın Spordan sorumlu Devlet Bakanımız Akif Çağatay Kılıç. Yani sen buradaki Sayın açıklamanın Kılıç, Aziz Yıldırım'a hedef aldığını mı düşünüyorsun? Yok aslında beni hedef aldığını düşünüyorum. Tabii ki Sayın Başkan'a hedef aldığını düşünüyorum. Yani sadece çünkü, onu hedef almış olamaz. Sadece yani. Onu değil tabii ki ama sonuç itibariyle son maçtan sonra yapmış... bir içirmedin suyu şu adama. Mahsus mu yapıyor acaba? Yok mahsus yapmıyordu. Bak ikili yaptı şimdi de. Abi bardağı koyup bardaktan içsen abi. Niye illa şişeden içiyorsun yani? Bardağı koy bardaktan iç. Tamam abi sen Sayın Bakan'a gel. Sayın Bakan buyur. İçebilirsin. Oh yarasın. Lükür lükür maşallah. Yarasın kardeşime. Sayın Bakanımızın yaptığı açıklamanın ben öncelikli olarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'a yönelik olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sayın Başkan, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Sayın Bakan'ı göreve çağırmıştı. Zaten kendisine de bu soru sorulduğu için ben hedefin o olduğunu düşünüyorum. Doğru yani herkes her şeyi söyleyemez. Bazen dilinizi ısırırsınız. Ama benim orada takıldığım nokta ne biliyor musun? Takıldığım nokta kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarda yöneticiler futbolu yani kulüp yöneticileri bana başka bir şey söylüyor ama kameralara karşı başka şeyler söylüyor. Yani dolayısıyla şu demek içinde bulunduğumuz Türk futbolunu bu hale getiren sizlersiniz. Bari hani bu benim fikrim yani bari en azından hani söylemlerinizi düzeltin. Zaten kulüplere düşürdüğünüz borç batağı ortadayken bir de çıkıp söylemlerle bunu daha da aşağı çekmeyin. Evet, Sayın Bakan çok önemli bir isim sporumuz için. Yani onun bak spora bu kadar yatırım yapan. Aynen. Bak spora bu kadar yatırım yapan. Abi her şehirde stat yapılıyor Allah aşkına ya Haluk. Ya bu kadar futbolu seven bir cumhurbaşkanı varken ve bu kadar hemen hemen her istekleri karşılanıyor kulüplerin ya. Kulüpler zorda kalıyor alt liglerde. Hemen Spor Toto sponsor oluyor. Mis gibi abi. Büşra demiş ki abi turşu mu yediniz bu akşam? Diliniz damağınız kurumuş demiş. Ben ya biraz benim hastayım. Benim sestellerimde bir şey var ya. Yok ben hasta falan değilim abi. Sen ben nazara geldik abi nazara benim geldik. İçeridekiler. Benim de öyle. Nazara geldik nazara. Benim de öyle başladı işte. Acaba bu hani. Yok bende böyle bir hani bir gıdıklanma var. Birazcık su içmek ister misin? İyi gelir belki. Deminden beri bu bitti su. Şuna su versene biraz. Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray bugün saat 19'da Akhisar Belediye ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da da eksikler var. Çeycu, Tolga, Sinan, Serdar sakat. De Jong. De Jong kırmızı kart cezası, sarı kart cezası da Ahmet Çalık. Çalık da mı yok? Sarı kart cezası benim bildiğim. Ha. Önemli eksikler var. Akhisar ve Galatasaray'ın da iyi savunma yapan yani önceliği savunma olan bir takımdan bahsediyoruz. Ve bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'ın da kredisi olmayan bir maç. Galatasaray'ın artık yani kredisi. Yok yani ben Fenerbahçe için diyordum ya Fenerbahçe'nin kredisi yok diye. Bence Fenerbahçe'nin var Galatasaray'ın. Abi borcun mu var şuna? Şuna su koyar mısın dedim ya. Koyamam şu anda nasıl koyayım? Orada reklam var. Kapat abi elinle. Kapatamam. Avcuna sığmıyor mu? Su şişesi Allah aşkına ya. Hadi Galatasaray maçını konuşalım. Peki. Benim bardağımdan içebilirsin. Yok ondan değil. Ondaki su başka o yüzden. Ay niye başka abi? Hayır başka. Aynı su ya. Sen hastasın abi. Bana hastalık bulaşmış. Ben ona hiç dokunmadım. Abi ben istemiyorum hastalığı. Bulaşmıştır oğlum. Aksırmışsındır falan. İlbe diyor ki ne istiyorsunuz diyor. Kim seçeyim diyor. Yok. Sen bence boşluğu seçmesen. DSB falan seç yani. Ya Galatasaray ne oldu abi? Ne diyor?
Abi Galatasaray akşam maçıyla ilgili düşüncelerini söyle. Tabii Galatasaray yükseleyim mi? Dersi kaynatmak istiyorsun ama. Yani... Ama ben cuma olduğu için çok böyle hani böyle yaramaz haylaz çocuklar gibiyim şu an. Yani tamam, enerjim ama... son derece yüksek ama sesim çıkmıyor. Galatasaray'da bu sakatlara rağmen ben de sana sorayım. Muhtemel 11'i nasıl olur? Savunmada önemli eksik Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Çedju. Yani eksik. Ben aslında ziyade... şeyin Selçuk'un yanında kim oynar? De Jong yok, Tolga yok. Ya İlbe kusura bakma, kalkmak zorundayım. Josu'ya oynayabilir. Bir dakika sen dur. Sen ver abi şu alttan al, bana. Sen al. Evet abi, bırak abi. Evet abi. Mis gibi. Şunu kavrayamadın ya. Şu an gösterir misin beni? Ya şu an reklamı görüyor musun abi Allah aşkına? Ne reklamı? Abi ben o riske girmedim ya. Buyursunlar yani, lütfen devam et. O bir risk benim için. Buyurun. Yani İlbe çünkü bu sefer tansiyonu yükseliyor İlbe'nin yani. Ben öyle bir şey yaptığım zaman. Ne oldu abi? Snyder gelmedi. Ben o sazı merak ediyorum abi. Peki ona geçelim. Belli ki senin Galatasaray Akhisar maçını konuşmak gibi düşünüyorum. Hayır abi, sonra diyeceksin ki yok süre bitti. Yok o bitti. Peki, o tamam. Bitti. Snyder'in... Daha bir dakika abi, daha Hazal'a sürpriz ya, var. Hazal'a o birazdan konuşacağız. Hazal'a sürpriz var. Hazal'a yaşayan yeni bir programa başladı sevgili seyirciler. Allah yandı. Hazal bitebilir programın bugünden sonra. Onunla ilgili bir arkadaşlarımız bir çalışma yaptılar. İlginç görüntüleri var. O görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Hazal'a yaşanın programı gerçekten çok renkli. Hemen bir Snyder'e bakalım. Çok, o da bir başka günün renkli videolarından bir tanesi. Bu ne abi? Bak. İlbeyciğim, müziğin sesini biraz daha açabilir misin? Peki sence Snyder mi çalıyor yoksa? Sen gerçekten espri yapma ya. Ya bunun espriyle ne alakası ya var? Ya bunu ben... gerçekten mesela bak. Espri yapma abi sen bugün. Vallahi yapma yani. Allah'tan bugün cuma. Yoksa bu esprilere gerçekten katlanamam yani. Evet abi, Snyder çalıyor. Bunun esprisi değil ya. Yani birazdan da şeyi çalıyor. Aslında en güzel şeyi çalıyor. Uzun ince bir yoldayımı çalıyormuş da çok güzel. Ama bu daha bu yeni favori şarkısı. Belki kurs alıyordur adam. Nereden biliyorsun? Snyder. Abi bak. O bağlama kursu alıyormuş. Notalara yazın verin yer... son dakika. Yansın L ekranı. Notalara ekran. Vurduğu yere baksana abi. El gidiyor geliyor. Ben notalara vurduğu yer. Ben vay. Çok bilmem de saz çalmayı. Yani... Belli, sen hiçbir şey bilmiyorsun. Belli. Hayır. Baksana bir genel açı tek büyük ekran verebilir misin İlbey? Bak ellerine bak. Abi Allah aşkına ne notası? Ver müziği abi. Nereye vuruyor abi, baksana. Bir şey vurduğu yok ki. Sol ele bak, sol ele. Ya bence de öyle de var. Acaba ama bence o şu yani bir şey söyleyeceğim. Bu arada ya bu saz belki de sağ elli saz bile olabilir, öyle söyleyeyim yani. Video ters. Video ters. Ha onlar video mu ters? Ha pardon. Sağ elini çalıyor. Sağ elini çalıyor. Evet, Galatasaray'ın logosu da ters duruyor. Evet. Yalnız Arzu demiş ki Aşık Veysel sizce çok tatlı değil mi? Çok tatlı abi. Muazzam bir görüntü ya. Muazzam bir görüntü. Bir de şarkı da çok. Bak böyle yapıyor falan ya. Böyle yapıyor. Ya bak şunları yapması var ya, bak şunları. Muazzam. Yani muazzam, bak muazzam bir şey abi bu. Ya bu adam Wesley Snyder kardeşim. Yani bu adam Avrupa'nın en önemli oyuncularından bir tanesi ya. Muhteşem. O geçmiş yıllardaki performansını %100 veremiyor olabilir. İlerlemiş yaşı sebebiyle ya da kötü oyuncular var bence Wesley Snyder'in etrafında. Ama ya şunu yapması çok büyük bir iş be abi. Ya eşinin Türkiye'de yaşadıkları, eşinin Türkiye'de hani bu kadar Türkiye ile ilgili son derece güzel sürprizler, şey mesajlar veriyor olması. Ya müthiş iş ya. Tamam, Bahadır'ın babası Cevdet abi son noktayı koymuş. Müzik öğretmeniymiş Cevdet abi. Ben demiş anlarım bu işten, o çalmıyor demiş. Playback demiş. Yani gelir kişiden aldık yani, şimdi senden mi alacağız? Hani notaları vurmuyor demiş yani şey. Vurmuyor işte, biz de onu söyledik de ama. Sesçimiz Nuri de konservatuar mezunuymuş. O da diyormuş ki çalmıyor diyor. Ama İyi Bey tamam mı? Bir anket yapalım istiyorsanız. Wesley Snyder soruyor. 24 spor gecesi soruyor. Gerçekten çok sempatik. Yani abi işte sen hep şey diyorsun ya, biraz oyuncular böyle bir
Bu Allah'tan sosyal medya falan çıktı da. Allah'tan abi ya. Yani Allah'tan yüzümüz gülüyor be abi. Bütün görebiliyoruz. Yani. Yüzümüz gülüyor be abi. Vallahi bunlar... Şunu Beşiktaş mesela bizi şu an... Ya kaç kişi izliyor bilmiyorum. Artistik yapmayayım da. Yani bir, her takımdan hemen hemen her takımdan insanlar izliyordur. Bir yoklama alayım mı yoksa? Son günün son yoklaması. Hayır yok. Alma. Al, ya ne niye olur. Senin böyle yoklamayla benim, ilgili bir sıkıntın var? Hayır şu sebeple insanlar çok fazla atıyorlar. Ve ben hepsini okuyamıyorum. O zaman da olmuyor. Yani sonra değerli bitince... izleyiciler Haluk Yürekli'yi 24 Spor Gecesi etiketinden eleştirin. Yoklama almama kendisi izin vermiyor. Evet. Bir de Hazal Ayaşan'ın videosuna bir bakalım. Siz bu tekniğine olimpiyat şampiyonu Bir şey söyleyeceğim abi. Helal olsun Hazal'a. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Helal olsun. Ya bir kere Hazal... Ama bak şimdi bak bomba geliyor bak. Buraya kadar her şey normal. Yani yapmaya çalış diyor falan. Özveri. Bak burada çok güzel mesela bak. Atlayış bile. Mesela Oscar'da böyle bir yardımcı kadın oyuncu alır. Ufaktan. Ama bak 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 şuraya bak bak. Böyle. Al sana bombe. Yani anladın mı bak? Al sana bombe. Bu eskrim. Bu tabii bak şimdi bak. Burada en fazla yapabileceği bu. Abi burada Kenan Sofuoğlu değil mi bu? Abi. Sakarya'da bu. Kenan Sofuoğlu'nun pisti. Kendi pisti burası. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Büyük cesaret. Büyük cesaret. Sana samimi söylüyorum. Abi burada kafasını falan vuruyor abi. Siz bu tekniğine... O düşen değil mi Hazal? Hayır öbürü siyahlı. Düşüren Hazal. Aa düşüren mi Hazal? Vay vay vay. Bir şey söyleyeceğim. Yanından geçerken dikkatli olun bundan sonra. Ben yani Hazal... ...la birlikte biz burada bir ay program yaptık her gece. Evet Hazal be ne olur ya sırasında. Allah rızası için. Sosyal medyada bugün Instagram'da yaptığın canlı yayında da söylediğim gibi... son derece keyif ne aldı. Ne olur ya biraz son çalış. Pozitif bir insan. Son yani derece. Programına da o enerjisini yansıtıyor. Ne zaman yayınlanıyor? Sportif programı pazar günü saat 12.15'te yayınlanıyor. Bu haftaki konuğu da Ümit Başaran'mış. Badminton. Al sana bombe. Al sana bombe kısmı. Badminton öyle mi? Tam öyle, öyle değil mi abi? Al sana bombe değil mi abi böyle... Al sana bombe. Hı? Al sana bombe. Bu programı şiddetle tavsiye ediyorum. Ben özellikle ya Kenan şiddetle Sofuoğlu, tavsiye ediyorum. Kenan şiddet. Sofuoğlu bölümünü her seyrettim. Kenan Sofuoğlu bölümünde var ya yani kızın rengi ruhsarı atmıştı. Ama o nasıl bir şey abi? O ATV'de 4 iki teker demiş üstüne ki kalma. Kenan Sofuoğlu ATV'ye bindiklerinde ya demiş ki yani bundan ne yapabiliriz ki yani? Bundan niye bu kadar korkuyorsun demiş. Biliyorsun iki arka iki tekerin üzerinde gidiyorlar yani. Ya sağ iki teker de yapmış böyle yan yatırmış falan. Çığlıklar atmış Hazal. Motorunun ya Kenan Sofuoğlu'nun motorunun arkasına ya. Binmek ne demek Hazal? Deli misin ya? İnanılır gibi değil ya. Her şey ekmek parası için Gökhan. Aldırmadı yoklama bize. Düşmanı Haluk Yürekli. Ha evet devam edin abi. Saldırın Haluk'a. Haluk yaptırmadı yoklamayı. Haluk abi her şeye karşı bu programın ılımlı tarafı Gökhan Bey'dir. Adama su bile vermedi demiş. Ya. Yusuf abi ölüyorduk yoklama kalkmasın demiş. Mustafa demiş ki o suyun üstündeki kağıt sökülebiliyor. Bu kadar debelenmemiz bir anlamı yoktu ya. Sökemedim işte az önce cırt 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 ses çıktı ya. Gökhan abi Haluk abiye çok yükleniyorsun üzülüyoruz demiş. Onu da bir ses tonu şöyle oluyor biliyorsun. Hani Gökhan Dinç işte bu programa binler. Haluk abiye çok yükleniyorsun. Cemil demiş ki Snyder Meireles'in şarkılarından sonra bu performansla tahtı ele geçirdi demiş. Evet, Meireles de bir şeyler söylemişti güzel. Türkü mü söylemişti o da? Değil mi? Öyle bir şey yapmıştı değil mi? Türkü söylemişti. Gökhan Bey, her şeyi bilen Gökhan Dinç samimi cevap versin. Kaçıncı seferde logonun ters olduğunu gördü demiş Ali Sedefoğlu. Ben söyledim, görmedi. Ben görmedim. Bana da İl Bey söyledi. Bu kadar samimiyiz işte. Ben hiç görmedim. Haluk da görmedi. Tek gören İl Bey oldu. Dolayısıyla bunda samimiyetimiz bir göstergesi oldu. Bu arada dün Volkan Demirel'i Galatasaray'a hazır mı öyle bir fotoğraf Bahadır Fenerbahçeli bizim Bahadır Fenerbahçeli ya. Gün boyunca yani gün boyunca bana onu söyledi biliyorsun. Bilmiyorum ben. Ve hazırlamamış şimdi de.
Hazal mesaj atmış, teşekkür ederim diye. Pardon, affedersin, sözünü kestim. Yani Abdi İpekçi'yle bir fotoğraf, o fotoğrafı niye konuşmuyoruz dedi Fenerbahçeli Bahadır ama hazırlamadığı için şu anda konuşamıyoruz. Ve bu hafta da sonuna geldik. Bir dakika dur, Haluk Ay Yıldız bizi seyrediyormuş, 3 büyük demişim. Kusura bakma abi, hani Trabzonspor'da hayal edilenlerle, daha doğrusu adı yazılanlarla gerçekleşenler arasında çok büyük fark olmadığı için o üç büyük kulüp anlamında söyledim. Yoksa Trabzonspor'da 4. büyük kulübümüzdür. Balıkesir'den Fatih de bizi izliyormuş. Kardeşim sana da selam olsun. Sevgili seyirciler, bu akşam yayınımızın sonuna geldik. Hatta bu haftayı da kapatıyoruz. Bir dakika, Altun Demirel mesaj atmış. Şahanesiniz beyler, hayranlıkla her gece olduğu gibi yine izliyorum sizi diyor. Çok da kötü bir yalancısın Altun Bey ya. Her gece izlemiyorsun yapma abi. Yapma böyle denir mi ya? Sen de var ya, bu samimiyetin artık yani son noktasına geldin Gökhan. İyi geceler sevgili seyirciler. Pazartesi yine 2:00:05'te karşınızda olmak dileğiyle. Ben bir şey daha söyleyeyim. İyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Bir dakika, kapanışı ben yapayım.